Arkadaşlar. Bu lanet olası Brown ve Kartus'u bütün red site'larda aldı Fenerbahçe. Supermassive buna karşı hiçbir şey yapmadı. Draft güzel, Fabulous First Pick Cannon komedi. Yani yarı finalde durmadan Cannon pick diyorsun zaten. Sence Ruin gibi bir oyuncunun buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Oyun içinde göreceğiz zaten. Yani tek başına bir insan bir pick sayesinde oyunu nasıl mahvedebilir? Hepsini tek tek anlatacağım. Hepsini tek tek izleyeceğiz. Onun dışında Fenerbahçe defansif bir bot lane seçti. Supermassive'in mahvetmesi lazımdı bot side'den oyunu ama oyunun 3. dakikasında Stomach pazara gitme kararı aldı. O pazara gitmeseydi oyunun kaderi belki de çok farklı olacaktı. Neyse ki pazardan bize Erik getirdi. Erik'in yarım kilosu 50 liraymış. Başlayalım. Durumlar bu arada Rise gel- Başlayalım. Kendimizi böyle yukarı gitme ihtimali var. Yok edelim biraz. Yanından kaçırmak isteyebilirler belki bu noktada. Olabilir. Bu ne abi? Ne oluyor? Ah! Niye izleyemiyorum? Hah, geldi. Ayağa kalkmam. Lütfen bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Rezalet. Geçiyoruz ve artık maçın başlaması için hiçbir engel yok. Biraz komikti. Neyse. Yani maçın başında Curry'i birazcık daha geride kabullenecek oyuncu. Abi çok utandığım için bu çocuğun suratını kapatmak istiyorum. Yeni Fabulous benim. Yok o kadar kötü değilim ben falan diyorum. Çok şurada duralım. Gerekecek. Şurası ufak iyi. Duraklatma geldi ama hemen şundan bahsetmek rezalet. Istiyorum. KMF'ye yakışır bir başlangıç. Alevecileri. Aslında Fabulous kötü değil. Oyun tarzı çok kötü. Ben onun hala iyi bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Fakat böyle bir oyun tarzıyla hiçbir başarı elde edemeyeceğini hepimiz gördük. Doğru oynamayı başarırsa Fenerbahçe özellikle 6 seviye olduktan sonra Curry'i çok önemli avantajlar elde edebilir. Bu arada çok güzel iki istatistik geldi. 2019 kış mevsiminde sol alta mı koyayım? Curry ve Ruin'in oynadıkları 3'er maçta bu şampiyonlarla mağlubiyeti yok. Birisi 15.7 KDA, diğeri 16.5 KDA tutturmuş. Tamam böyle iyiyiz. KDA kasmışlar resmen. Ruin, tabii ki Ruin muhteşem bir oyuncu ama hiçbir seçimle Ruin'i zorlayacak hiçbir şey yapmadı abi süpürmesi. Fenerbahçe'nin ne oluyor ya? Teknik koridorlarına güven. Onlar da bu dezavantajı yaşamak istemediklerini gösterdiler. Fenerbahçe'nin nasıl oyun kazandığını biliyoruz. Koridorda orada görüşü hemen verdi ama rakibin ormanına girmeyi özet izlemek yok. Bu sert bir analiz olacak. Buradaki bütün hataları konuşacağız. Ama bu lanet olası internet buna izin vermiyor. O zaman direkt şuraya geçelim. İçin çok kritik mavi güçlerde. Ne de üst koridor. Ya ama üf. Mavilerine gireceğini düşünüyorlar. Evet arkadaşlar. Yalnız haritayı. Ay Allah'ım gülmemek için çok zor tutuyorum kendimi. İkiye bölmediler. Kireyi de burada. Bir dakika, o zaman aşağı koridorun ittirme avantajı varken Kirei orada. Usta geldi. Geldi. Bakalım şimdi Japone buraya yaklaşacak mı? Burada yani insanların annesi babası izliyor Kirei. Lütfen ya, böyle bir şey yapılır mı ya? Hani futbolda böyle Boateng, Messi'nin Boateng gibi düşürdüğü pozisyonu biliyor musunuz? Sonra gol attı. Yani ondan da beter. Boateng gibi 2 metrelik adamı düşürdü. Sonra gol attı. Yani Kirei ayıp. Ayıp denen bir şey var lütfen. Hayır, bir seri avantaj var. Seri avantaj var. Kirei fırsatı kullanacak ama. Yani burada draftı şöyle hemen açıklıyorum size arkadaşlar. Ezreal Karma bir level'da Braum Lucian'ı kulenin altına kadar ittiriyor. Zaten ittirdiler. Stomage'in de Blue'ya inmate atmasının sebebi botlane'in ittirmesi. İlk zaten Wolf'la Zeytnot geldi gördüğünüz gibi. Bu Blue'yu alıp hatta Kirei'yi kesip Blue'yu alacaklardı. Kirei oyun dışı kalacaktı. Ama Kirei öyle bir oynadı ki. Yani ben burada dedim ki sup kazandı dedim ya. Yani böyle bir şey aklıma gelmedi gerçekten.
Kireyi gerçekten ayakta alkışlıyorum ama ayağa kalkamıyorum. Ayaktaymışım gibi düşünün. Burada bütün her şeyi değiştirdi, helal olsun. Böyle pek yok. İstirip sol vurdu resmen. İnanılmaz. Muazzam oyun. Yani bu birazcık pazara gönderdi dediğimiz. Ters köşeye yatırdı. Aynen direkt. Öyle. Ve önemli bir avantaj kaçırdı. Bir seviye avantajı vardı Stone Age'din. Evet. Bu aynı zamanda çarptı da büyük avantaj. Mavi'yi de alabilirdi o çarpı avantajı. Şöyle bir sorun var. Biliyorsun Frozen ligdeki en iyi middane. Zaten bu jüriler tarafından da seçildi. Ama bu maçta nedense özellikle Karthus jungle... Karthus gank atmıyor abi, biliyorsunuz. Karthus'un gank attığı bir oyunu gördünüz mü? Ama... Çok nadir bot lane'e yürüyor, W atıyor falan filan. Frozen bunu bilmesi lazım ve Aatrox'un, teleportla oynayan Aatrox'un, hatta Aatrox'u bırak, Aatrox'u durmadan ittiriyor. Onu ittirip Karthus'u bulmalı ve onu kesmeliydi ama bir kere bile denemedi oyunda. Zaten o yüzden baskı yaptı sürmesi. Ya Kiri harika bir oyun yaptı ama şanslıydı. Bunda önce görüşü kaybediyor burada. Evet, yani burada ve çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Allah kahretsin ya. İnternet niye trollüyor beni ya? Oo, yalnız Kirey'den bir akıl oyunu daha mı geldi? Evet, burada milyon dolarlık oyuncunun Wolf'un yaptığı hamleye bakın. Flash'ı var ve Braum'dan basic atak yiyor ya. Ben dedim yani bu Wolf bu seride de çok kötü oynayacak. Bu seride de çok kötü oynayacak dedim ya. Braum'un flash'ı yok ki gelip sana basic atak atabiliyor. Bunu vermeseler Kirey çok geri, yani çok ile öne geçemeyecek adam. Çok güzel bir noktada geldi alt koridora. Wolf zor pozisyonda. 3-3. 4. yükte gelecek ki burada. Düz vuruş geldi. Son bir ilk kan. 2019 KMF'de ilk kan Hades'e gidiyor. Kirey'den güzel. Wolf 2017'de ajanlar tarafından kaçırıldı. Avantajla başladı maça. Kimse beklemiyordu. Şu an oynayan Wolf klon. Baskısını Stormage'den önce kurmasını sanırım kimse beklemiyordu. Supermassive tarafında ve gafil avlandılar. Çok ileride yakalandılar. Snowflower'ı ben de özlüyorum ya vallahi. Manası kalmadığı için Jarvan'ın kendi mavisine gitmesi gerektiğini biliyorlardı. Ve buz yanığı yükleriyle skoru da aldılar. İnternet düzelmeye karar vermeyecek galiba. Yaklaştığında gördüğü gibi sırtçasını almayı başardı. Frozen da çünkü neredeyse 6. seviye olmak üzereydi ve o da 6. seviye oldu şimdi. Bu arada Fenerbahçe'nin silah büdelerinden bahsetmek gerekiyor. Bu 1080 mi? Ondan mı oluyor diyorsunuz? Abi benim internetim iyi bu arada. Olmaması lazım. Seni bölüyorum çünkü Kirey yavaş. Öyle yavaş kör oluyoruz. Doğru yaklaşıyor. Allah'ım dedim bunu izlerken bak mesela abi Karthus yani ne yapabilir ki, sadece Q atıyor o. Bunu zaten bütün Supermassive'in burada anlaması gerekiyordu. Ve sırtçasını harcamadan buradan çıktı. Ultiyle durdurdu, ikinci kez sersemletti ve gerçekten güzel sıçtı ama... Yalnız... Bu YouTube'da problem var çünkü yüklüyor burada. 4 saatlik video olduğu için mi böyle acaba? Tek tek maçı yüklediler mi bakalım? Da bakayım. Şimdi yukarıya diğer ışından gelecek. Ruin de aynı şekilde ışınlarını kullandı ve göz ışığıyla beraber geri döndü. Hah, ayrı olarak maç yüklenmiş. Hemen ona geçelim. İlk yasaklama dediğim gibi Jace oldu ve hemen ardından Bahçeşehir... Kesinlikle Kirey'in üstünlüğünü görüyorum ben. Esas şimdi Karthus 6 seviye oldu. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe tarafının ne yapacağı önemli. Evet. Sola koridorlarda nasıl takaslar döneceği çok önemli. Aatrox'un flash'ı nerede lan? Bahçeşehir Super Massive'in çok dikkatli. Yaklaşık 2 dakika önce gitmiş. Orada Çalı'ya yaklaştığını gördük. Çok güzel yakaladı Bolu'yu. Bolu'yu. Yani bu hareketten sonra Frozen'ın Bolu'yu paramparça etmesi lazım ya. Teleportla oynuyor, flash'ı yok. Hiç olum bile denemedi ya bir kere. Karthus jungle varken özellikle babalar gibi yapması lazımdı bunu. Güzel bir noktaya kaçtı Fafaf. Yakıştıramadık. Supermassive ve yani Supermassive oyuncularına yakıştıramadığımız çok fazla bu. Çok fazla hata vardı bu seride. Yalnız başı derde girecek. Kireyi bir kere daha geliyor. Acı duvarını kullandı. Pebbles için işler yolunda şu anda. Yani... Ama gerçekten şimdi yumruk atacağım kameraya ya. Büyüdürenci almak için. Aynen öyle yani koridorda. Mesela gir abi ultiyle. Ultisini al, öbürüne keserseniz. Tercih ediyor Fab. Ve asla denemiyor. Ruin de aynı şekilde ışınlarını kullandı ve göz ışığıyla beraber geri döndü. Yani şu an ilk kana rağmen altın farkı 100-200 civarında seyrediyor. Şu an Infernal var. Infernal'ı mesela çok rahat kontestleyebilir.
Yani Redden'in gittiğini öğrenmesi lazım sadece Super Massive'in. Bot lane'i pushluyor, mid lane'i pushluyor. Aatrox'un flash'ı yok. Hiçbir avantajı değerlendirmedi abi adamlar. Red'den sonra Infernal'a gitseler bile alıyorlar şu an yani. Gelseler bile baksana kim ne yapabilecek ki Fenerbahçe'de? Sadece Kirey bir şey yapabilir. Teleportlar da yok abi, babalar gibi kazan. Yakıştıramadığımız çok kötü play'ler oldu. Çok çok kötü. Ha ben dedim burada kazandılar artık. Infernal da var zaten. Burada Japone trolledi. Flash yokken yaptığı harekete bakın. 6 level Jarvan'a karşı. Storm hemen pozisyonu görüyor ve giriyor. Storm bu arada çok iyi oynadı. Aynı Royal Supremacy maçındaki Closer gibiydi. Hani kaybeden tarafta iyi oynayan. Anladınız mı? Bıraktı Storm içeri giriyor. Burada mavi güçlendirme alındı ama arka tarafta bir skor geliyor hemen. Bak, Akali'nin yapabildiği şeye bakın bak. Kartus'a. Bunu durmadan yapabilir. Burada mavi güçlendirme alındı ama arka tarafta bir skor basic, geliyor hemen. Q, basic, Q, ulti. İki skor birden çıkardı. Frozen'a gidiyor ikinci skor. Akali'nin güçlenmesi burada büyük bir problem olacak. Bololu diriliyor ama bir kere daha düşecek gibi görünüyor çıktığı gibi. Çünkü Bolu düştü. Kombosu. Ardından gelen hasar. Storm da burada sıçrayla uzaklaşmayı başardı. Hades de düştü. Değişmez karar. Bir skor daha. Dört skor bir de Alev. Ve dört skorun hepsi. Buradan sonra nasıl kaybedebildiler ya? Hemen izleyelim. Dağıldığını görüyoruz. Zeitnot'a, Frozen'a, Storm'a birer skor. Mesela şu an direkt Infernal yani resetleyip Infernal için hazırlanmaları gerekmiyor mu? Evet öyle gerekiyor. Bir takasa girmiş ama Pablo daha fazla zorlamıyor. Yani bir mavi güçten uyuyorlar abi, çok uyuyorlardı. Fenerbahçe burada tam 4 skor verdi ve her şeyi başlatan isim Storm Age oldu. Ya direkt mükemmel bir başlangıç. Aradan hiçbir şey yapmadan çıkardılar. Akali'nin şu gücüne bakın ya. Bunu bir kere bile kullanmadı çocuk. Çok üzüldüm. Kötü pozisyonda kalıyor. Onu da düşürecekler. Hades de burada bonus olacak. Çünkü Wolf içeri girip onu bağlamayı başarıyor. Ve 4 tane skor karşılıksız alınan 4 tane skorla. Ultisini bile kullanmıyor skor alınacaklar için. Nerede kaybettiğini bilmek lazım. Yani ilk skoru verdikten sonra Jarvan ultisinden sonra... Allah'ım çıldıracağım ya. Bence o savaşın yıldızı haline getirdi. Bütün yetenekleri tutturdu diyebiliriz. Şimdi... Nehirden nehrin üstüne çünkü evet. Çok rahat dürtebildiği için savaşın başlangıcı... Infernal var hala almıyorlar. Aatrox'un ultisi yok. Bot lane pushluyor. Mid lane yeniyor. Şu an mesela neden Infernal alınmıyor? Olmadığını biliyor az önce zaten. Gidip alırlar umarım şu an. Koridora yakın oynuyordu. Yalnız... Ama kardeşim böyle donarsan biz nasıl şov yapacağız ya? Hah aldılar Infernal'ı. Bir de şuradan bakayım o donuyor mu? Kulesinin arkasında oynamaya başladı. Dürtülmek istemiyor. Orta koridorda Aatrox'un şu an çok ekstra bir takas yapması çok mümkün değil. Kartus nereye ulti atacak? Aşağı koridorda deli gibi öne geçti. Şu an Fenerbahçe'nin o yasaklama seçim yakında yaptığı şey çoğu saf dışı kaldı. İleride ama o belli bir dakikadan sonra o saf dışı kalmak tekrar dengelenecek. Zonyalar gelecek belki ama ne olursa olsun Kartus'un nasıl bir canavara dönüştüğünü unutmayalım. Yalnız yine biliyorum bunu her maçta söylüyorum. Her sunduğum 1907 Fenerbahçe maçında söylüyorum ama... Storm babalar gibi oynuyor. Dakika 11'de bak Herald'ı falan alıyor. Daha ne yapsın? Yani ama tersi oldu bu sefer. Bu sefer tersi oluyor işte çünkü Kirey'den önce Storm burada hareket yaptı. Oraya bir totem geldi Ruin'den ama Kirey buraya yakın değil. Kirey orta koridora geliyor şimdi Japone ile beraber. Frozen da bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ya da sadece alamete yardım etmek için tam emin değilim. Ama koridordan ayrıldı ve alametin sesi de şu anda 1907 Fenerbahçe'ye geliyor. Alamet Bahçeşehir Supremacy tarafından alındı. Fener Kirey'e herhalde bu sezon oynadığı 18'lik 3 tane de yarı final maçı 21 maçtın 15'inde falan dakika 11'de almıştır o alameti. Evet, evet. Dakika 11 Kirey'nin alamet zamanıdır ama bu sefer Storm Age'in alamet zamanı. Ya özellikle Kindred oynadığında 11. dakikada o alametin zaten sesi rakip takıma gidiyor. Başka bir şey görmüyor rakip takım. Ama dediğin gibi bir de Kartus oynamasının da etkisi var sanırım. Aşağı koridordan hani alamet dolu rotasyon yapan Japone'nin yokluğunda ekstradan barikatlanmaya başlar ama ışınlan geliyor şimdi. Ama burada Zeitnot'la Wolf erken çıktı. Zaten Hades'ten geliyordu ışınlan. Her iki nişancı da... Bakalım hala donuyor mu? Üste gitmesini gecik. Donuyor. Tamam Twitch'ten açıyorum. Rakip takıma gidiyor. Başka bir şey görmüyor rakip takım. Ama dediğin gibi bir de Kartus oynamasının da etkisi var sanırım. Aşağı koridordan hani alamet dolu rotasyon yapan Japone'nin yokluğunda ekstradan barikatlanmaya başlar mı? Işınlan geliyor şimdi. Ama
Burada Zaytnot'la Wolf erken çıktı. Zaten Hades'ten geliyordu işte. Alamet alındı. Bot'ta 4 plaka var. Mid'de 4 plaka var. Orada Japon yapar mı diye bakmıştım ama üste gitmesini geciktirdi. Stansa bir şey olmaz ya. Bu da birazcık daha. Bu da ekstra barikat anlamında. Aynen. Geldi. Wolf'un tek başına kaldı. Olması lazım. Arkadan Storm da yaklaşıyor ama Akali de geliyor. Burada Berkay biraz geç TP attı. Item mi alıyordu acaba? Hatta evet, Fabulous'un ultisi burada soru işareti. Şimdi bakalım. Evet, bu arada Aatrox da geliyor ama Fabulous çok güzel girdi araya. Yani burada arkadaşlar şimdi Kennen'seniz sanırım kararsız kaldı. Direkt E ile koşup flash ultiyi gömmesi gerekmiyor mu? Hemen bu ikisini öldürmeleri gerekiyor. Yoksa kazanamayacaklar hiçbir türlü. O yüzden direkt Lucian'la Braum'a gitmesi gerekiyor. Burada yanlış bir oyun var. Bakalım. Evet, bu arada Aatrox da geliyor. Yani öndeyken böyle bir hata yapılmamalı abi. Öndeyken her şey %100 olması gerekiyor. Double TP gelmiş Fenerbahçe'den. Fefebulus çok güzel girdi araya. Hemen kartusu ultisi. Fefebulus burada düşecek mi sonra sana? Evet, yetti. Akali'nin gücünü görüyoruz. Storm araya girdi. Çok güzel. Burada Braum kalkanı Fenerbahçe'yi çok iyi kurtarıyor. İzleyin. Braum kalkanı geldi bak. Yoksa hepsi ölmüştü. Gitmeden önce son bir dönüş skoru aldı. Bir de yine de karşılığında plaka alıyorlar abi. Değer. Tabii ki de word. Savaşın kazananı Bahçeşehir Supermassive. Şimdi burada. Ama öndeyken böyle olmamalı. Ama tabii ki de word. Sıkıntı yok. Bu savaşı daha fazla sonra içeride kışınlığını atmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çok kötüydü ya. Mal. Zonyasız yapma bari. Devam ediyormuştuktan sonra. Ruin çok iyi bir yerde. Pardon. Birazdan düşecek. Birazdan düşecek. Şimdi Storm'un ultisi. Çok iyi. Storm bu seriyi çok iyi oynadı. Helal olsun. Devam ediyor. Hasar devam ediyor. Ama Zaytnot burada çok iyi bir konumda. O kadar rahat hasar veriyor ki. 3 bitti. Fabulous ultiyi bekle. Yine de şunu söyleyelim. Yani 1900 Super Massive'de 2 tane ultim var. Mesela şu an Jarvan'la kesinlikle bir şey yapması lazım. Kimsenin flash'ı yok. Fight'tan çıkıldı. Jarvan'ın avantajı bu. Bakalım Storm Mage ne yapacak? O Braum'un ölmesi lazım şu an mesela. Ya Ezreal gerçekten çok fazla öne geçti diyebiliriz. Zaten bu takımın şu an pozisyona getirdiğinde bittikten sonra gerçekten Braum'u öldürmek de çok zor ya, vazgeçtim. Vision temizliyorlar, sıkıntı yok. Herald var hala. Mid de Herald açılabilir. Tapa niye açtım? Full HP ya. Bu çok kötü. Bu alamet halledecekler mi diye bakıyorum ama bu savaşı daha fazla zorlamak istemiyorlar. Şimdi burada Fabulous'tan da bir takas geldi. Aşağıda yalnız Frost. Oyunun şu dakikasından sonra abi Ryze'ın gücü ortaya çıkmaya başladı. Zaten bir kill aldı. First pick Cannon. First pick Cannon. Yani diyecek hiçbir şeyim yok first pick Cannon'a. Hangi ligde nasıl ne zaman görülmüş ya? Kuleyi almak için rakibi uzak. İki koç var. İkisi birden nasıl izin verebiliyor buna ya? Yani orta koridordan sürekli ilk hamleyi yapan inisiyatif alan ve aşağı koridordan hep geriye çekilen Fenerbahçe en iyi yaptığı işi Ruin'le bastı. Yani yukarı gidip 5 kişi 4 kişi kule alıyorlar. Bunu Ruin tek başına yapıyor abi. Çok büyük bir avantaj. Başardı. Şu anda Fabulous durduramıyor Ruin'i. İleride gibi hissediyorum ben şu an. Hareket ettirmede Ryze. Bilemiyorum Altan. Bu Ryze yani çok güçlü. Ki Akali hiç fena durumda değil. Şimdi mesela öndeyken bu kadar Drake vermeler falan. Akali bir yere gittiği zaman bir avantajı var ama iyi bir zamanlama. Ya minyon feda etmeyi bilmiyor süpürmesi. Mesela şu Akali'nin paramparça etmesi lazım. Tam şu an iki item almış bak. Magic Penetration'ları toplamış. 100 altın, 1200 altın hatta Ruin'in de yine var. Çok önemli bir üstünlük. Ryze'a dive atmalılar mesela en basitinden. Zaten Ruin bile bunu bekliyor baksanıza. Dive yemiyor tabi adam. Çok güzel kule aldılar. Topside'den Aatrox'la yani... Geride olan Aatrox'tan bile push yiyor Kennen'i ya. Çok büyük sıkıntı. Orta koridora gönderisi. Sarıya'da hemen kronometresini ultisiyle beraber kullanıyor. Yalnız Bolu'da ulti açtı burada. Burada Wolf kurtardı. Gelen bir isabet dalgası. Kart ultisi de geliyor, yetecek mi? Hemen ulti diğer tarafta Zaytnot resmen koridoru kabadayılığı yapıyor. Üçlü kuvveti bitmiş Bezil'den bahsediyoruz ama orta koridora gelen baskın var. Sıçayla Japone... beraber girdi. Zaytnot sıçra yapmasına rağmen ulti yedi burada ama bir sıçra da oradan geliyor. Şimdi Japone yakalandı. Afet'le beraber skor. Buradaki Ryze'ı görüyorlar abi. Bak şu an Ryze'ı ping dediler, tamam mı? Ryze'ı ping dediler. Ryze arkaya ultiyle gidiyor. Bak şu an ping dediler. Bundan herkesin haberi olması gerekiyor. Arkaya çok güzel ulti atıyor, kimse görmüyor. Ruin taşıyor bu fight'ı. Yani geri döndürüyor, taşıyor demeyeyim mi? Ezreal'ı. Şimdi Frozen de bu partiye katılacak gibi görünüyor ama Frozen çok fazla sayıda. Ruin dövmeye devam edecek.
sana vur dediler. Olduğunu daha var. Bir savaşta ekstra ama seni bekletti. Bir de yani Ryze nasıl Akali'den önce gelebiliyor? Push Akali'deyken. Çok büyük hata. Çok büyük hata bunlar ya gerçekten. Akali'nin orada daha önce olması lazım. Bütün vision her şey onda. Bu rotasyonlarda gerçekten çok büyük avantaj sağlayabilir. Kabul edilemez hatalar bunlar. Özellikle süpürmesi yani finalde böyle şeyler olmaması gerekiyor. Bu arada Hades'in bu ilde garipti. İlk defa gördüm bunu. Güçlü mü değil bilmiyorum. Bir bahçeşehir süpürmesi üstünlüğü burada devam ediyor. Birazdan da ona fiziksel hasar kaynağı o. Aatrox'un belli noktalarda rakip. Evet bunu yani anlayamadım. Nedir sebebi? Olursak da otomatik saldırının güçlenmesine ihtiyacı var. Yalnız Tom çok ilginç bir noktadan geldi direkt olarak. Adamın flash'ı da var yani. Flash'ı olmasa anlayacağım. Kronometresini kullandı ama arkada Kirey yine de düştü. Kirey'den gelen ulti. Storm'u düşürecek mi? Hayır. Storm kalkanlarla hayatta kaldı aynı sefer. Arkadaşlar kill trade etmek istiyorsanız, killleri takas etmek istiyorsanız eğer oyunun eşit olması gerekiyor. Anladınız mı? Öndeyseniz takas yapmak her zaman dezavantajdır. Her zaman. Yani çok kötü bir şey. Mesela bir kule alıp bir kule verirsen karşı takım yine seninle aynı ilerliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Hatta item almasına daha çok yaklaşıyor. Fabulous için geçerli değil. Fabulous çok arada kaldı kullandığı ultiden sonra. Oradan çıkması mümkün olmadı. İnanılmaz kötü. Bir tarafta bunun olmaması gerekiyor. Ruin yine kill aldı. Bu biraz Fenerbahçe'ye yaradı. Çünkü Super Massive oyunu hızlandırması gerektiğini biliyor. Kartus'un daha fazla ve Ryze'da çok fazla hata yaptı Sup ya. İnanılmaz. Kararları kim veriyordu bilmiyorum ama arkadaşları için kendisini feda etti. Yoksa eğer arkadaki üçlü takım savaşına gelebilseydi işler çok daha farklı olabilirdi Kartus'un için. Bence Akali Ryze'a karşı gitmeliydi bu arada. Her zaman Jarvan'la kill tehdidi oluyor. Kenan'ın oyunda hiçbir tehdidi yok. Bak. 12 level'a 14 level'a bitti. Bu küçük hero asla Ryze'a dokunamayacak oyun boyu. Olursak ön saflara gelen Jarvan, işte Kenan, Akali bunları mesela Fenerbahçe bunu çok güzel yapıyordu, helal olsun. Hani birlikte çok güzel oynuyorlar. Bolu'da çok fazla ya yani çok fazla değil de biraz minion feda etse de yukarı koridorda her zaman gelip takımıyla çok güzel görüş alıyordu. Bolu'lu bunu çok iyi yapıyor. Aferin. Bunlar birini yakaladık. Biraz zor durumda kaldı. Yalnız yavaş yavaş yakaladıkları anda anında düşürmeyi hedefliyor genelde Frozen. Eşit isimleri. Biraz zor durumda kalmış olabilir. Acı duvarı geldi ama şey, kompoz. Ya bence girebilir burada Frozen yani. Akali ile geri çıkabiliyor. Acı duvarı geldi ama hemen oynayabilir buraları. Hiç yapmıyor artık ya. Yani Ken'in her an geriye düştüğü, her an ölebileceği gerçeği etrafına oynaması lazım. Başlayış süpürmesi bir süredir istediği bu orta koridor kulesini almak istiyor ama Japone orada kapı gibiyle biraz daha geciktirdi bunu. Sadece Ryze şu an zaman... Bunu çok geç aldılar. Almaktan alıkoymak, gerekirse ultisini açıp minyon dalganını temizlemek. Takımı yine Fab'ı bir adaya bıraktı. Zeitnot biraz fazla önde kaldı ama hala sırçası var. Ulti kaçtı burada Japone'den ve Japone anında eriyor. Bullu geldi ama Zeitnot önde kaldı ama Wolf'un bu sıçrası ne mesela? Japone'den ve Japone anında eriyor. Bullu geldi ama Zeitnot şu an bomboş pozisyonda. Storm Edge için aynısını söylemek mümkün değil. O biraz arkada kaldı. Frozen yine yok. Bakın ilk fight'ta Ruin Frozen'dan önce geldi. Şimdi Bolulu Frozen'dan önce geliyor. Fab bir ulti kullanmış. Fab zor durumda yani orada kefaretin bile içine giremedi. Arkadan gelen Kirei ultisi. Fabulous. Fab 12 level. Ruin 15 oldu. 3 level fark oldu abi. Hiçbir şey yok. Şimdi bu arada Frozen'ın çok güzel deneme abi. Zonyası yok mu? Çok az canlı burada sırçasıyla kurtuluyor. Yalnız Karthus çok broken bir hero gerçekten ya. Ya kule gerçekten hayatta kalır. Bu arada sağ sol yapışlayacak bu minyon dalgası. Karthus'un vurduğu damage Ezreal kadar vardı ya gerçekten. Kirey'i çok güzel oynadı Karthus, helal olsun. Görmüyor tabii ki. Al şunu artık ya. Yetmiyor. Güzel bir. Mesela oyundaki en önemli kule mid kulesi. Size kaç kere söyledim bunu. Bunu yani o kadar çok delayledi ki Fenerbahçe çok işine yaradı bu. Kenan, Fabulous hiçbir şekilde ruin olmuş. Vermeyeceğim diyor. O kuleyi vermeyeceğim diyor Japone. 4'e 4. Wolf fena trolledi ya. Çok. Dediğim gibi SKT Wolf 2017'de yani kaçırılmış ajanlar tarafından. Şu an çok daha tehlikeli olacak o ultiler. Ekstra karar. Onun yerine başkası beraber oynadı bu seride. 4'e 4'te hata yapamaz. Bak bu kuleyi aldığınızda daha fazla ileride pushlayabiliyorsunuz. Mouse'la göstereyim. Şuraya kadar ittirebiliyorsunuz. Önde pushlayabiliyorsun.
Buraya totem atıyorsun. Rakibini buraya ittirmek zorunda kalıyorsun. Sen de takım arkadaşlarına şuradan şu lensi açarak abi şuradan giriyorsun ormana. O adamlar minyonlarla oyalanırken vision alıyorsun. Adam yakalıyorsun vesaire bir şey yapıyorsun. Ama bunu çok az gördük Supremacy'den. Neden bilmiyorum. Ya da Fenerbahçe çok güzel karşılık verdi mesela. Mesela kimse Ezreal'ı desteklemiyor şu an ya. Buram ne yapıyor? Helal olsun Storm. Aynı pozisyonu kaç kere gördük bu maçta. 5. ölüm bu Japon eleme. Storm fazla önde kaldı. Zayton son anda uzaklaştı ama güzel asar Hades'ten. Devam. Hades kötü oynamış burayı. Hades Wolf'a vuruyor. Güzel asar Hades'ten. 5. ölüm bu Japon eleme. Storm fazla önde kaldı. Zayton son anda uzaklaştı ama güzel asar Hades'ten. Devam. Abi adam stun yemişken Wolf'a vuruyor. Fazla önde kaldı. Zayton son anda uzaklaştı ama güzel asar Hades'ten. Devamı gelecek mi son anda kefaret? Fabulous. Muhteşem girdi buraya. Orada. İşte. Yıldırım yağmurunu hissetti burada 1907 Fenerbahçe. Baron. Hem Hades. Ama. İnhibitörü almaya doğru ilerliyor. Ya bunların hepsi oluyor. Çok güzel, tamam mı? Fab güzel girdi vesaire. Her şey çok güzel oldu. Ama yani Ruin artık şu an durdurulamaz seviyede. Yani Supermassive'in beyni kim ya da kim konuşuyor, kolları kim veriyor bilmiyorum ama Ruin oynadığı oyunla tek başına mahvetti abi. Adamın kafası o kadar çok karıştı ki birazdan tek tek göstereceğim. Acayip kararsız kaldılar her şeyde. Oyunu bitiriyor. Oyunu bitirmeye doğru ilerlemiyor. Burada bunu direkt almaları lazım. Almaya doğru ilerliyor. Bu inhibitor çok rahat bir hedef olacak. Arka taraftan bakalım. Alıyorlar. Burada sırçası da var. Çalmaya çalışacak mı? Baron'u almaya çalışıyor. Başlayıp tutulması ve ışınlan geldi. Işınlan Baron'a doğru geldi. Ruin şu an çok güçlü ama bir ışınlan daha geliyor buraya. Fefebulls da buraya gelecek. Kartı girebilir. Fefebulls'a bakıyorum. Fefebulls'un uçusu yok ama Ruin tek başına çok tehlikeli. Storm trollüyor. Burada Ruin hasar vermeye çalışıyor. Frozen'a geldi oraya. Ruin son anda sırf şirketi kullandı. Storm Baron! Storm trollediğinin farkında kafasını kaşıyor. Baron! Büyük ihtimal o yukarı bakıyordu, kart ultisini görmedi büyük ihtimal. Ruin yine burayı taşıdı, lanet olsun. Barona gitmek isterken bu arada inhibitor da kaybettiler. Ve şimdi bir daha alevejleri var. Ve üstüne alev gidiyor ya. Buradan sonra şansı kalmadı. Şimdi bir daha alevejleri var. Alevejleri de 1907 Fenerbahçe'ye gidecek. Savaşı kazandıktan sonra Ruin'in üzerine... Yani... Kolu kim veriyor bilmiyorum ama Baron kolunu mesela. Eğer alamayacaklarını düşünüyorlarsa direkt geri çıkmaları lazım. Veya Karthus ultisinin bilgisi niye kimsede yok? Hani direkt resetlenip sonra Infernal'a hazırlanmaları lazım. Yani Supermassive tecrübelerle dolu bir takım dedik ama Drake'e hazır değiller şu an mesela. Drake'e hem Baron'a her şeye ya resetleyip tempoyu ele almayı bilmiyorlardı bu seride resmen. Yok ama Ruin tek başına çok tehlikeli. Şimdi Zarktos burada Ruin'e hasar vermeye çalışıyor. Frozen'a geldi oraya. Ruin son anda sırf şirketi kullandı. Kirin'e gelen bir ağıt. Baron! Şaka gibi. Tercih hatası. Ya bu zamana kadar Ruin dışında Fenerbahçe'den kimse çok çok iyi oynamadı. Bu dakikaya kadar yani. Ama Supermassive gerçekten yaptığı hatalarla oyunu sattı. En büyük maçtaki en büyük hatayı yaptırmış olabilir. Aynen öyle. Baron'u kurtardı. Alev de gitti. Bu alev çok önemli. Yani Kartus'a da alev vermezsin. Bu pozisyonda 4 kere kaldı şu ana kadar. 5 kere öldü, 4'ü bu şekilde. Ya diğer Hades taraftan da çok öne çıkıyor. Fabulous maçtaki en iyi oyununu yapıyor. Fenerbahçe yine trollüyor burada. Bu arada. Önce Hades'e geri çıkması lazım burada. Ruin'e zaman kazandırmaları lazım. Ama yine de giriyorlar. Fenerbahçe savaş devam etmek zorunda kaldı. Arkadan da yakalanıyor. Çok kötü, çok. Hiç yakıştıramadım. Başardı. Bundan çok daha iyi bir takım Supermassive. Ama Fenerbahçe abi hataları çok çok iyi değerlendirdi. Helal olsun. Şeye karşı, Kartus'a karşı belli önlemler geliyor ama yeterli olacak. Ruin şimdi burada tek başına, yandan Frozen'a geliyor. Işınlan geldi hemen. Fabulous ultisini kullandı ama Ruin'den güzel bir... Şu double TP'ye bakın ya. Bu çok iyiydi. Işınlan geldi hemen. Fabulous ultisini kullandı ama Ruin'den güzel bir Zonya gördük. Şimdi arka tarafta Kirin'in ultisi. Bir Zonya'da Fabulous'tan gelecek ama Fabulous... Mesela bu Zonya ne? Önce altın oldu. Sonra 1907 Fenerbahçe'nin kesesine eklendi o altınlar. Şimdi bakalım. Bahçeşehir Supermassive burada bir şey devam ettirecek mi? 3 kişi bir aradalardı kulenin etrafında ama... Orta koridor kulesini kurtarmak istiyorlar. Işından avantajları böyle işte. Hades yandan geldi burada Bollu ile beraber. 1907 Fenerbahçe. Ya bu hatalar yüzünden mesela çok hata yaptı şu ana kadar Supermassive. Belki siz çok hata yaptığını düşünmüyorsunuz ama bu hatalar yüzünden Supermassive'in 25 dakikada zar zor alabildiği kuleyi Fenerbahçe pat diye aldı. Anladınız mı demek istediğimi?
Aslında kim daha çok hata yaparsa o kaybetti. Kulenin arkasında kalarak bu kuleyi almayı bu seriyle. Onların da 5. kulesi olduğu bir isabet algısı sadece... Yani Fenerbahçe oyuncuları çok disiplinliydi oyun içinde, helal olsun. Bob'un suçu ne demek istiyorum artık. 4 kere öldü. Yani bu ölüşünde de yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kartus'un ultisini engellemek için Zonya bastı anda yanında... Demek istediğim bu bak. Fenerbahçe pushluyor. Supermassive burada oyalanıyor. Fenerbahçe gidiyor. Baron'un oradaki bütün avantajı alıyor ve kör ediyor adamı. Kör edince de hamle yapmak çok zor gerçekten. Özellikle Braum'a karşı. Zaten Ryze bekliyor. Yo, Japonya gayet iyiydi bugün. Oyun yapmayı planlamışlardı ama hiç istedikleri... Vadenin reisi. Mesela şu an Ryze'i görüyorlar abi. Kenan doğacağım diyor. Sorun yok diyor ama Kenan nasıl tutabilir Ryze'i? Frozen buraya geldi ama adam oyunu bitiriyor ya. Bu sefer gerçek. Fenerbahçe'nin yaptığı şey Baron'un orada dans etmek ve Supermassive'i oyalamak. Ve bunu yiyorlar. Çok fena yiyorlar. Sadece Ezreal gitse durduracak tek başına poklayarak. Burada Fefabulous tek başına burayı ne kadar tutacak büyük bir muamma ama diğer tarafta. Başlayı Supremacy Baron'u durdurmayı başardı. Bir de öyle bir pozisyon duruyor ki orta koridora giden minyonları... Japonya okeydi abi. Bu arada minyonları umursamıyor bile. Fefabulous'a minyon muamelesi yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir yorumculuk yok bu arada ya. Ya bu şu... Chris'in dediğine bakın, böyle bir yorumculuk var mı? Aşağılıyor abi direkt oyuncuyu. Çok ayıp bir şey bence. Sizin düşünceniz ne? Fefabulous'a minyon muamelesi yapmaya çalışıyor. Top. Burada fırsata giriyor ama çok büyük bir... Kameranı yeni değiştireyim. Sol altta gözüküyor. Gülmeyin yani. Bence hoş bir durum değil. Hasar Ruin'den sol alt ekranda görüyoruz. Süper minyon da pomur. Seni de yargılayacağız Chris. Ruin kuleye vurmaya devam edecek mi acaba? Hepinizi alaşağı edeceğim. Diğer tarafta 1907 Fenerbahçe. Başakşehir Supermassive'i burada Baron'dan kışkırtmayı başardı ama hala 3 kişi Baron'un etrafında Baron'u tutmaya, 1907 Fenerbahçe'ye vermemeye çalışıyor. Ve 1907 Fenerbahçe de Baron'dan geri çekilecek. Ruin de benim buradaki görevim şimdilik bitti ama geri döneceğim diyor. Yani Işınlanım da... geldiği zaman daha tehlikeli olacağım hatta diyor. Frozen da Fab da onun karşısında durabilecek pozisyon değiller şu an. Ruin o kadar güçlü ki ya, bütün maçın kaderi bu. Bir Infernal daha geliyor. Bu oyunun kaderini belirleyebilecek bir Infernal. Hem Kartus için, hem Ezreal, hem Akali için çok güçlü olan bir Infernal. İkinci Infernal. Geri çıktı. Baron'a başlıyorlar. Evet, Supermassive'in kafasındaki şey, lane'leri ittirdik. Hazır Ryze aşağıyı darlamıyorken Baron'a başlayıp teamfight yapalım yoksa kaybedeceğiz. Başka bir kol yok burada. Ama Ruin hemen ultiyle ileri götürüyor abi minyonları. Bakın siz görmediniz belki ama. Ama çok yavaş. Ultiyle şimdi minyonları ileri taşıyacak. Yani çok zor. Yavaş. Bolu'dan şimdi totem gelecek içeriye zaten. Bayağı yavaş alıyorlar bu arada. Oradaki görüş çiçeğini kırdı. Frozen da içeri giriyor. Taşıdı şu an minyonları ileri. Ve diğer taraftan Ruin bir kere daha hareketlenmeye başlamış durumda. Kireye bakıyorum. Sıçrası var. Ultisi var. Yani şu an Fenerbahçe Supermassive'i Ryze'in bu kadar önde olmasıyla çaresiz bıraktı abi. Çaresiz. Çaresiz oldukları için 50-50 Baron'a giriyorlar. Bence 50-50'de her zaman çalmak isteyen adam daha avantajlı. Bence. Benim düşüncem bu. Ya jungle'da oynadım. Hissettiğim şey de buydu. Fabulous burada trollüyor. FB Kirey'i, Baron'u çalıyor. Çaresiz Baron çöpe gidiyor. Fabulous arkada yakalanmış durumda. Fab'ı kovalıyorlar ama Sıçrayla beraber uzaklaştı buradan. Baron'u alacak gibi duruyor ama... Çaldı! Kirey'i Baron'u çaldı. Kendini feda etti. Öteki taraftan ultisini de kullanıyor şimdi. Fabulous araya girdi ama... Fabulous hasar verebilecek mi? Evet, vermeyi başardı. Her şey Zyklot'a bağlı şu an. Arkadan yüksek hasar ama Ruin şu an karşısın içerisinde. Zyklot'tan güzel hasar ama üste geri dönmesi gerekiyor hemen başlayış süpürmesinin. Çünkü Ruin burada ilk Nexus Kulesi'ni aldı. Nexus'u vurmaya da başlayacak gibi duruyor. Işınlan geliyor arkadan. Ruin buradan çıkmaya karar verdi. Uzaklaşabilecek mi acaba? Yan taraftan Zyklot geliyor. Burada tekleyecek de az kalsın bak. İkisi de bak, hem Zaytnot hem Ruin Ezreal'ı tekleyeceğini, Berkay da tek yiyeceğini aynı anda anladılar bak. Karar verdi. Dönüyor, ikisi de aynı anda dönüyor bak. Pıt. Hala bencisi var Ruin'in. Güzel bir oyun burada Zaytnot ama arkada Frozen yakalanmıştı. Azıcık karanlık perdesiyle çıkıyor. Fabulous'la beraber Zaytnot bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok fazla minyon var. Çılgın. Zaytnot bir türlü hasar veremedi. Yandan Storm yaklaşıyor şimdi. Storm'un gelişiyle beraber burada işler değişiyor. Bu arada abi Ryze oynuyorsanız karşıda ne kadar az CC varsa o kadar iyi. Çünkü durmadan spell basabiliyorsun. Ve Supermassive'in neredeyse tek CC'si bu Jarvan kombosu. Ya Fabulous'unkini CC'den saymıyorum çünkü. Sadece gıdıklıyor. Üflüyor hatta abi. Değişebilir. Stop lan sancak kombosu ve sonunda aldılar.
sonunda almayı başardılar. Eşya düşmesi lazım. Yani gerçekten bundan bir ganimet düşmesi gerekiyor. Bu sefer bölüm sonu canavarını kesmeyi başardı Bahçeşehir Super Massive ama öldüler öldüler dirildiler bölüm çünkü Nexus sonu... kulesi kalmadı. 1'e 3 yaptı. 4. şampiyon geldiği zaman ancak kesebilirler. Bu arada ölmesine rağmen hala üzerinde öldürü var. Ya 1000 altını verdi üzerinde bir de 150 altın artı 300 450 altın daha. Tamam, buradan sonra Super Massive hala kazanabilir abi. İnhibitor çıkıyor. Mu çıkmıyor. Daha 3 dakikası var. 3,5 dakika boyunca sürünecekler map'te. Evet. Baron'a karşı oynamak zorundalar. Şundan geliyor. Storm biraz fazla bu biraz gereksizdi galiba ya. Geldi ama yani bottan ne alacaklar ki? Oyunu bitirmeye mi gidecekler? Bütün açık olduğu yerden süper minyonu ittirdiler. Evet, Hades'in falan kafalar yandı bak. Burada kol neydi acaba? Şu an midi pushlamaları lazım. Buradan girdiği anda 1907 Fenerbahçe maçı bitirmeye doğru ilerleyebilecekler. Dışarıda kalan iki tane kule var. Ortadaki kuleye işaret... Söylediğin gibi bıraktılar ve 8'e 3 oldu kulelerde durum. 8'e 3! Fenerbahçe 5 kule önde olmasına rağmen hala altında geride. Altında geride, burada tekrar i̇şte izliyoruz. Baron'un nasıl şansı... Buraya geçiyorum. Gerçekten... Burada işi şansa bıraktı Super Massive. Rice çok önde olduğu için. Yapacak hiçbir şey yok. Frozen Rabadon'u bitirdi bu arada. Frozen'ın şu an tam güçlendi an abi. Şu an herkese tek atar. Akali Rabadon'a bitirdiğinde Hero'nun kaderi değişiyor. Zaten güçlü. İki katı daha çok güç ediniyor. 3 ışından birden gelebilir Nexus kulesine. Şu an Ruin'inki bekleme süresinde ama onda da mekan sapması var. İnhibitor çıkana kadar hiçbir şey yapamaz süresi. Bir dakika. Storm çok güzel. Saniye kaldı İnhibitor'un için. Ruin'in flash'ı yok. Ruin burada biraz şımarıyor. Tabii ki de Super Massive sonuçta karşısında. Super Massive'de zayıf bir ekip değil. Hemen cezayı kesiyorlar. Ve burada savaşı başlatmak istiyorlar. Storm çok güzel girdi. Ruin'i yakaladılar ama Ruin'den güzel bir zor. Ya burada bu kadar önde durması çok yanlış. Öbür lane'lerden daha pressure yok. Hades mid'de, Aatrox top'ta henüz kuleye vurmuyor. Hades de kuleye vurmuyor. Bütün herkes bir anda bota gelebilir yani pressure olmadığı için. Kana kadar hiçbir şey yapamaz süpürmesi. 1 dakika 20 saniye kaldı Inhibitor'un çıkmasına. Ve burada savaşı başlatmak istiyorlar. Storm çok güzel girdi. Ruin'i yakaladılar ama Ruin'den güzel bir Zonya. Değişmez karar. Burada yerine çok kötü TP'ler. Ruin bir de kalkan bastan basar. Bu Şevket'i onu kurtarabilecek. İkisi korkudan. Bu şey abi bak. Bu Fenerbahçe'nin attığı teleporttan ne biliyor musunuz? Bunu biliyorum abi. İlk Super Massive'e transfer oldum. 2016. İlk maça çıkacağız Beşiktaş'a karşı. O zaman Immortor oynuyor. İşte Beşiktaş'ta. Ruby oynuyor. Rogue oynuyor. Bir de şey vardı. Robin vardı. Top lane'i hatırlamıyorum. Bu abi takımdaki carry oyuncunun ölmemesini istemek. Ama öleceğinde de bırakamamak. Bir oyuncunun öleceğini herkes anlıyor şurada ama ruin olduğu için bırakamıyorlar. Başlatmak istiyorlar. Storm çok güzel. Normalde burada hepsinin bırakması lazım. Baksana yani buraya TP atsan ne olur? Adam Zonya'da. Değişmez karar. Burada yerini sabitleyebilecek mi? Ruin. Japon'u da kurtarmaya çalışıyor da. Çok yanlış. Yani takımın star oyuncusu olsa bile onu bırakmayı bileceksin. Fenerbahçe bunu orada yapamıyor. Son bir hasar evet geldi ama Storm ama da ölüyor. Bir de ulti geldi Kireydi ama yeterli olmayacak. 3 skor birden aldı burada. Bahçeşehir Super Massive. 3'e 1 bir değişim. Bu Super Massive için çok önemli bir haber olabilir. Ama ne Baron var ne Kadim Ejder var haritada. Bu sadece oyunu tutmak için kayıp. Bu sefer Ruin'in hata yaptığını gördük. Evet. Ruin hata yaptı önde. Hayır ben beni de bırakmıyorlardı hep o yüzden. Ve çok oyun kaybediyorduk. Zaman geri adım atmadım. Fenerbahçe burada inanılmaz kararsız. Kireyi çok uzakta kalıyor. Aynen, halbuki araya çoktan girmiş olması lazımdı. Japone geri mi döneyim ileri mi gideyim diye bekliyor aynen. Orada. Burada Kireyi'nin bu savaşı çok yanlış bir noktada oynadığını gördük. Güldürmeyin şu an ciddi moddayım. Çok geride kaldılar ve savaş ikiye bölündükten sonra iki skor düştükten sonra savaşabildiler ancak. Yani Kireyi burada belki de arada ölseydi ekstra hasar verip supu ileri geri itebilecekti. Diye kalan şampiyonlar evet. Birazcık daha farklı oynayabilirdi buradaki savaşı ama Ruin'i kaybetmenin herhalde. Adam hala 17 level ya. Ama işte 7 Fenerbahçe ama Baron çıktı. İhtimalde ortadan kalkmış gibi duruyor ama Ruin şu anda aşağıdan ilerliyor. Bir inhibitörü alırsa başlarına ne kadar bela alacaktı ama. Mesela bu kararı anlayamadım ben. Tamam Drake'i almak istiyor Super Massive. Fight yapmak istiyor. Vaz mı geçtiler acaba? Ama Baron'u da vermezsin ki. İnhibitörü alırsa başlarının ne kadar belada olduğunu biliyorlar. Kadim Ejderha'yı Kadim Ejderha'yı hemen aradan çıkarabilirlerse. Ama yavaş. Çok, o evet, da yavaş. Çok yavaş. Baron'u bıraktılar. Kadim Ejderha'ya gittiler. Ruin burada ilerlemeye devam ediyor. Ayrık ittirmeden görüyoruz. Ruin burada. Ben beğenmedim. Özellikle inhibitörün ve Nexus kulelerin yokken Baron vermemelisin karşıya. İstediği takım savaşını bulabilecek mi ama?
ve 3 tane ejderle ne kadar kendi istediği hedefe gitti ve bunu başardı çünkü zaten onlara uyan hedefler bunlar. Fenerbahçe'nin yalnız mesela şöyle bir şey neyse ya bu. Baron 1 dakika yandı bu arada. Bak Supermassive ejderhayı aldığı için şu an fight istiyor. Başka hiçbir şey değil yani. Ejderhayı kullanmak istiyorlar ama Fenerbahçe çok güzel bir şekilde. Bak şu an ejderhayı aldığınızda ne yapmanız gerektiğini Supermassive yapıyor. Baron'u aldığınızda ne yapmanız gerektiğinizi Fenerbahçe yapıyor. Bakalım hangisi daha avantajlı. Çok fazla hasar olan bir Lucian. İki taraftan birden şu anda ayrı kittirme yapıyor 1907 Fenerbahçe. Başlığı Supermassive burada bir üst yarışı yapmaya çalışıyor. Midi inhibitörü oyundaki en useless inhibitördür bu arada. İnhibitörü aldılar, geri döndürmek istemeyecektir 1907 Fenerbahçe burada. Hatta bazı takımlar almaz karşıya çok main gitmesin diye. Burada Zeytnot'u kim durduruyor? Burada kurtarmaya çalışıyor. Göremiyoruz. Yani bu kadar kötü kameramanlık görmedim ya. Flash ult atmış Japone, son saniyede değiştiriyor. Zeytnot'u durduruyor. Zeytnot'u durdurmasa bitmiyordu. Ama Baron'u çok güzel kullanan bir ekip var karşıda, Fenerbahçe. İnhibitörü almaya çalışırken Fenerbahçe. Fenerbahçe buraya geldi ama diğer tarafta düşen bir Nexus son var. Yok. Şimdi Nexus'u vurmaya başladı 1907 Fenerbahçe oyuncuları. Fenerbahçe buraya çalışıyor ama Bolu ucusuna. Bitti. Mücadele bitti. Mücadele bitiyor. Bahçeşehir Süpürmesi. İnhibitörü almak istedi ama 1907 Fenerbahçe. Çok kötü, çok kötü. Yani bu kararlar bilmiyorum. Shot caller'ı kimse değişmesi lazım.